Melek'le Yemek kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz çayımız demlenene kadar sabah kahvaltısında sıcacık, tazecik, küçük ekmekler yapmak. Hem de mayalamasını beklemeden arkadaşlar. Bir iki teknik detayla harika bir ekmeğiniz sabah kahvaltınıza çıtır çıtır hazır. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk önce değerli arkadaşlar, bu ekmeğimizi mayalandırmadan yapıyoruz. Hemen yoğurup tepsilere dizip fırında pişiriyoruz. Bunun için ilk önce ve yapılması gereken ana püf nokta 200 milim ısınmış sıcak sütümüzü arkadaşlar içine 1 yemek kaşığı şeker koyuyorum. 1,5 yemek kaşığı da kuru maya koyuyorum. Ve bunları önce iyice bir karıştırıyorum şeker eriyene kadar. Sonra ağzını kapatıp 10 dakika bu mayanın aktifleşmesini bekliyorum. Bu yöntemi bütün mayalı hamur işlerinde yaptığımız zaman değerli arkadaşlar, mayalı bütün hamur işlerimizin dokusunun, lezzetinin ve kokusunun çok farklı olduğunu göreceksiniz. Ve ilk başta 10 dakika bekliyoruz ve bu bize sürekli zaman kazandırıyor. Önceden mayamız aktif olduğu zaman değerli arkadaşlar, ekmeklerimizi, poğaçalarımızı, açmalarımızı, böreklerimizi çok hızlı şekilde yapıyoruz. Şimdi bunu ağzını streçle kapattım ve 10 dakika mayalanmasını bekliyorum. Bu arada ben de arkadaşlar 2 çorba kasesi unum var şu anda benim elimde. Arkadaşlar bunu tartmadım. Bu ölçümü böyle kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 50 gram tereyağı arkadaşlar. Ama ilk başta bunları şöyle bir karıştırıyorum güzelce. Bu arada unum tuzun biraz pembe gibi görünebilir arkadaşlar. Ben genelde iri tuzlar alıp kendim evde çekiyorum, öyle kullanıyorum. Şimdi bunları koyduktan sonra da tereyağı ile birlikte diğer malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum. İyice bir hani işte ufalamak deriz biz arkadaşlar. Şöyle güzelce ufalıyoruz. Daha sonra bir tane yumurtayı kırıyorum, içine koyuyorum. Yumurtamın boyutu arkadaşlar orta boy bir yumurta. Burada yumurtanın gramajı falan çok önemli değil değerli arkadaşlar. Eğer elinizde arkadaşlar tereyağı yoksa tereyağı yerine 50 gram süt kaymağı da koyabilirsiniz ya da yoğurt kaymağı koyabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar evet 10 dakika geçti ve gördüğünüz gibi mayamız aktif hale geldi. 200 milim olan sütümü arkadaşlar unumun içine koydum ve iyice karıştırıyorum. Biraz da tezgahın üstüne alıp karıştırıyorum. Başta size sütü biraz fazla gibi gelebilir. Elinize yapışı olabilir arkadaşlar. Şu anda videoda gördüğünüz gibi. Ama yoğurdukça güzel şekilde elinizin hepsi gidiyor, kalmıyor. Hamurlarımı yoğurdum. Dediğim gibi kesinlikle bekletmiyorum. Ama yoğururken güzel yoğuruyoruz arkadaşlar. Hiç içinde un kalmayana kadar. Yoğurduktan sonra bezelerimi eşit miktara bölüyorum. Zaten 2 çorba kasesi un kullandım. Tek bir kahvaltılık şeklinde. Ufak bezeler yapıp şöyle küçük bir limon büyüklüğünde bezeler yapıp arkadaşlar 10 tane beze çıkıyor 2 çorba kasesi undan ve üzerine de birazcık arkadaşlar şöyle 6-7 yemek kaşığı kadar süt ve bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı bunları ısıtıyorum. Yani tereyağım eriyene kadar ısıtıyorum. Tereyağı eridikten sonra da bezelerimin yani ekmeklerimin üzerine şimdi bunu sürüyorum. Ve önceden ısıtılmış fırında değerli arkadaşlar 180 derecede fanlı ayarda istediğim kızarıklığa gelene kadar pişiriyorum. Genelde arkadaşlar beze miktarı değerli arkadaşlar 60 gram bezeler yapabilirsiniz. 60 gramdan daha büyük olmasın. 40 gram da yapabilirsiniz. 180 derece fırında 25 dakika fanlı ayarda pişiriyoruz. Bazen fırınlarınız hızlı pişirebilir. Hızlı piştiği zaman arkadaşlar ona siz dikkat ederseniz 20 dakikada alırsınız. Şimdi altı üstü güzelce kızardı. Şu anda yüzü arkadaşlar biraz böyle kıyır kıyır, biraz tıkır tıkır böyle hani parmaklarımda vurduğum zaman tık tık ses gelmesi gerekiyor içinde. Ama içi yumuşacık değerli arkadaşlar. Şöyle bastığım zaman içinde zaten tereyağı var, yumurta var. Hemen alıp tereyağı balla sürüp yemelik tazecik kahvaltı ekmeklerimiz değerli arkadaşlar. Yarım saatte yani fırına gidene kadar arkadaşlar yarım saatini bile almıyor. Fırınla birlikte pişme süresi de 50 dakikada değerli arkadaşlar sıcak kahvaltılık ekmekleriniz hazır. Bakın içini de açtım bir tane gördüğünüz gibi hiç mayalandırmadık, hiç dinlendirmedik ve yapıp yoğurup direkt fırına koymuş olduğumuz ekmeklerimiz acil ihtiyaçlarınızda rahatlıkla bunu kullanabileceğiniz bir tarif değerli arkadaşlar. Bir yöntem, hepimizin bildiği bir tarif ama bir iki yöntemden bu hale geliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bay bay.